Oğlum çok pişmanım. Bak Zeynep'in de senin yokluğunda bana çok şey öğretti. Hadi gidelim evimize oğlum. Sen nasıl mutlu olacaksan öyle olacak. Bizsiz bir hayata alışman gerekiyor. Çünkü biz artık dönmeyeceğiz. Selam canım annem dizisinin değerli izleyicileri. Daha önce dediğim gibi Asude Murat'ın konuşmalarından çok etkilendi. Yalnız kalınca düşünme fırsatı oldu ve pişman oldu. Ya da pişman olmuş gibi görünmeye çalışıyor. Çünkü Murat'ın Nazlı'ya olan sevgisini gördü. Nazlı'dan asla vazgeçmeyeceğini anladı. O yüzden yine huylu huyuna vazgeçmez sözünde olduğu gibi Asude yine rol yapabilir. Onu ileriki bölümlerde göreceğiz. Murat Nazlı'yı alsın, konağa gitsin. Çünkü onlar yazlıkta kaldıkça Nazlı savunmasız hale gelecek. Melek şeytanı ona rahatça zarar verebilir. Dengesiz ruh hastası melekten her şeyi beklenir. O yüzden konağa geri dönsünler. Ama Murat melek cadısının konağa gitmesini yasaklasın. O pis cadı delirip tımarhaneye düşsün. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Asude pişman olsa da Murat'ın konağa gitmeye pek niyeti yok. Çünkü annesinin yaptıklarından sonra ona güveni iyice sarsıldı. Melek cadısının oyunları olmasa, Asude biraz yalnız kalsa, yaptığının cezasını çekse iyi olur. Ama Nazlı'nın merhameti buna izin vermeyecek, bir süre sonra Murat'ı ikna etmeye çalışacak. Melek asla rahat durmayacak. Nazlı'ya olan öfkesi devam edecek. Ve Rüstem ile işbirliği yaparak onu ortadan kaldırmaya çalışacak. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen. Oğlum çok pişmanım. Gerçekten çok pişmanım. Bak Zeynep'in de senin yokluğunda bana çok şey öğretti. Lütfen böyle ayrı kalmayalım. Hadi gidelim evimize oğlum. Sen nasıl mutlu olacaksan öyle olacak. Artık seni üzmeyeceğim oğlum. Söz veriyorum. Bizsiz bir hayata alışman gerekiyor. Çünkü biz artık dönmeyeceğiz. Günlük dizi Canım Annem yeni bölümüyle yarın TV8'de.